Merhabalar arkadaşlar, herkes selamlar. Bu videomuzda ise Ayasofya Müzesi'ndeyiz. Ayasofya Müzesi'ni gezeceğiz. Hadi hep birlikte gezelim. Birlikte keşfedelim. Ben biraz tarihçesine falan bakmıştım ama tekrardan da bakacağız. İçeride zaten bilgilendirme panoları olacaktır. Hep birlikte gezelim ve hep birlikte öğrenelim. Şöyle bir yerleşim planı. Ulan ne güzel. Şurası. Şuradan şimdi giriş yapacağız. Burası üçüncü defadır. Yani günümüzdeki hali üçüncü defa olan kısmı. Ayasofya Müzesi. Aziz Sofya eski ismi diyebiliyorum ben. Roma döneminde Aziz Sofya diyebiliyordu burası. Şurada bir light var. İmparatoriçenin lahidiymiş. Depremlerden yıkılıyor burası. Üçüncü defa yanlış hatırlamıyorsam 400'lü yıllarda falan yapılıyordu. Şuradan girelim. Osmanlı burayı fethettikten sonra etrafa minareler koyuyor. Bu minareler de yıkılmasını engelliyor yapının. Bundan dolayı da günümüze kadar böyle sağlam gelmiş bir yapıdır. Çünkü 1500 yıllık bir yapı burası. Minareler yıkılırsa yapıda yıkılacaktır diye biliyorum ben. Şu gördüğünüz içerideki şeyler, bunlar dışarı çıkarılamıyor. Şu ayetler. Nas Felak sureleri falan olması lazım. Çünkü içeride yapılmış bunlar. Ondan dolayı içeri dışarıya çıkarılamıyor. Ayasofya alındıktan sonra, camiye çevrildikten sonra kıblesini düzeltme işlemini Hazreti yapmıştı. Onun parmağın izi de zaten size göstereceğim. Yani bir kolondan tutup çevirmiş yönünü. Bakar mısınız? Kubbe volkan killerden falan yapılmış diye hatırlıyorum. Ondan dolayı hafif ve sağlam. Şurası herhalde restorasyonda.
şöyle içeride Kur'an okunan ahlem mi deniyorum, ne diyorum tam olarak ismini hatırlamıyorum, onlar vardı. Bence bir insan gezmeye başladığında ilk önce benim kendi fikrim kendi ülkesini tanımalı, kendi ülkesini gezmeli ve daha sonra yurt dışındaki yerleri gezmeli. Şu gördüğünüz sütunlar hiçbiri aynı boyda değil, değişik boylarda. Kolonlar daha doğrusu. Dediğim elini koyup yönünü kıbleye çevirdiği yer. Olursun. Bakın. Şuradan tutup yönünü kıbleye çevirmiş diyebilirim ben. Ve tam çevirirsiniz elinizi, dileğiniz kabul oluyormuş. İnsanlar zaten bunu çok güzel görmüş. Tam tur attırırsanız dileğiniz kabul oluyor. Kendiniz. İsmi ise terleyen sütunmuş buranın ismi. Şimdi üst galeriye bakacağız. Thank you.
kırmızıda herhalde. Orijinal resim yani. Resminin olduğunu da şurada göstereyim. Şöyle. Ama çoğu düşmüş. Dediğim gibi mozaikten yapılmış mozaik falan. Kimmiş? Ortada Hazreti İsa. Oranda da var. Maria mı yok? Maria mı oğlum? Maria. Sağda Vaftizci Yahya. Solda ise Meryem Ana. Ney? Pardon, sağda Vaftizci Yahya şuymuş herhalde. Solda da Meryem Ana. Şurada. Mozaik panolardan biri. So, in the middle, Jesus Christ, Mary, Jesus is ortada Hazreti Meryem. Kucağında çocuk İsa. Solda İmparator İkinci Yohannes. Komnenos. Sağda eşi İmparatorçe Erina. So, en sağda yani bayan da üzerinde oturan ise oğulları Alexios. İmparator ve eşinin Hagia Sophia'da yaptırdığı, yani yaptığı para bağışını anlatmaktaymış bu pano, müze pano, şey, mozaik pano. Burada ise ortada taht üzerinde Hazreti İsa ile solda ise İmparator 9. Konstantinos Monomakos, sağda ise İmparatoriçe Zeo. İmparator ve eşinin Hagia Sophia'ya yaptığı yine para bağışını anlatmakta bu mozaik pano. 11. yüzyıldan kalmak. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi de dışarı çıkalım, şöyle gezelim.
Ve Ayasofya Müzesi'nin minareleri. İstanbul'un gerçekten de altı da üstü de hep tarih. Çıkışa doğru gidiyoruz. Şöyle Ayasofya'nın şadırvanı burası da. Burası Sultan Mahmut zamanında, yanlış hatırlamıyorsam 1740 yılında yapılmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.